1587'de Safevi tahtına geçen Şah Abbas, Safevi devletinde çeşitli askeri, siyasi ve yönetimsel reformlar yaparak ülkesini düzene soktu. Ama bunların en başında ve en önemli olan reform ise askeri alandaydı. Çünkü Safevi devleti ordusu Osmanlı devleti ordusuna göre çok geride kalmış, ateşli silahlar yok denecek kadar az kullanılıyordu. Nitekim Çaldıran Muharebesi'nde Yavuz Sultan Selim Han, büyük bir dönemsel teknolojik üstünlük olan ateşli silahlar ile Safevi ordusunu birkaç saat içinde dağıtmıştı. Safevi ordusunun diğer bir sıkıntısı ise merkeziyetçi olamamasından kaynaklıydı. Bir komutana bağlı olmayıp başındaki Türkmen aşiret liderlerine bağlı olarak harp eden gayri nizami bir ordu olmasıydı. Safevi ordusunun bulunduğu tüm bu durumları çok iyi tespit eden Şah Abbas, Osmanlı Devleti'ni referans alarak ordusunu modernleştirip ateşli silahlı yaygınlaştırdıktan sonra ordu içinde aşiret lideri baskısını kırıp kendine bağlı merkeziyetçi bir ordu kurdu. Osmanlı ordusu ise 16. yüzyılda gücünün zirvesindeydi. Batıda Avrupalılar Osmanlı ordusunun karşısına çıkamadığı için kale savunmasına odaklanmıştı. Osmanlı ordusu ise kale kuşatmalarına yönelmişti. Ordu zaman içinde kale fethetmede çok maharetli hale gelse de meydan savaşı yeteneklerini yavaş yavaş kaybediyordu. Osmanlı muharebe gücündeki düşüş aslında 1596 yılındaki Haçova Muharebesi'nde gözlemlenmişti. Nitekim Haçova'da Türk sipahileri Avrupa'daki savaşlarda deneyim kazanan arkebüzlü ve kargılı Avusturya askerleri karşısında zaaf belirtileri göstermiş, bir ara kaybedilmiş gibi görünen muharebe yağmaya girişen Avusturya askerlerine ordunun geri hizmetlilerinin gösterdikleri direniş sayesinde zafere çevrilmişti. Fakat savaş zafer ile sonuçlanınca bu belirtiler görmezden gelinmişti. Osmanlı ordusu hücumunun vurucu gücü olan akıncılar da isyan halindeki Efla'ya karşı 1595 yılında gerçekleştirilen tedip harekatında felakete uğrayıp adeta yok olmuştu. 1603 yılına gelindiğinde Şah Abbas, Osmanlı Devleti'nin o dönemde Avusturya ile 1593'ten beri süren uzun bir savaşın içinde olmasını ve Anadolu'nun da Celali isyanlarıyla kaynamasını fırsat bilerek kaybedilen toprakları geri almak için 1603 yılında Osmanlı'ya harp ilan etti. Osmanlı Devleti'nin batıdaki harpleri sebebiyle doğu sınırındaki askeri gücü bir hayli zayıf durumdaydı. Ordularıyla ansızın harekete geçen Şah Abbas, Osmanlı Devleti'ne karşı kolay başarılar elde etti ve 1603 yılı içinde Tebriz dahil tüm Batı İran'ı topraklarına kattı. 3. Mehmet'in vefatı üzerine yerine 14 yaşındaki oğlu 1. Sultan Ahmet geçmişti. Doğuda kaybedilen toprakların geri alınması amacıyla yeni padişah Yusuf Sinan Paşa'yı Şark Serdarı olarak tayin etti. Sinan Paşa, bölgeyi bilen bir komutandı. 1578-1590 Osmanlı-Safevi harpleri sırasında Bağdat valiliğine gönderilmiş, 1588 yılında ordusuyla Hamedan üzerinden İran'a girip, oranın hakimlerinden Kormaz Hanı Şamlu'yu yakalamış, daha sonra Nihavend'i ele geçirerek asker yerleştirip, Türkmen kabile ve aşiret reislerini kendi tarafına çekmesi neticesinde Şah Abbas'ı barış yapmaya zorlamıştı. Yusuf Sinan Paşa, dönemin koşullarında sefere çıkmak için geç bir tarih olan 15 Haziran 1604'te ordusuyla İstanbul'dan hareket etti. Osmanlı ordusu Kars'a doğru ilerlerken bölgedeki Safevi ordusu da geleneksel olduğu üzere Osmanlı'nın iaşe sıkıntısı yaşaması için güzergâhtaki bağ ve bahçeleri yakıp yıkarak su kuyularını kapattırdı. Osmanlı ordusunu beraberinde getirdiğinin haricinde her türlü erzaktan yoksun bırakacaktı.
Osmanlı ordusu baş gösteren erzak sıkıntısı ve soğuk hava şartları sebebiyle çok yavaş ilerleyebiliyordu. Ancak bölgedeki Kürt emirleri Osmanlı ordusuna asker ve erzak desteği sağlayarak yardımına yetişmişti. Yusuf Paşa 1605 yılında Tebriz'i geri almak üzere yürüdü. Paşa'nın planı Tebriz'den sonra Safeviler için büyük öneme sahip olan Erdebil'i ele geçirmekti. Bu sayede hem psikolojik hem de stratejik üstünlüğü sağlayacak, ardından Şirvan'da kışladıktan sonra 1606'da nihai darbeyi vuracaktı. Şah Abbas ise Osmanlı ordusunu bir gölge gibi takip ediyordu. Şah'ın planı Türk ordusunu Tebriz'e kadar yıpratmak, erzaksız bırakmak ve Osmanlı ordusu Tebriz'i kuşatırken geri hatlarını keserek Tebriz kalesinden ve geriden çifte hücum ile iki ateş arasında bırakarak Osmanlı ordusunu imha etmekti. İki ordu da planlarının aksine Urumiye Gölü'nün doğusunda ve Tebriz'in 40 km kuzeybatısındaki Sufyan'da karşı karşıya geldiler. Osmanlı ordusu 100 bin, Safevi ordusu 62 bin civarı asker mevcudundaydı. Şah Abbas ordusunun merkezindeyken Allahverdi Han ordudan ayrı bir şekilde konuşlanmıştı. Osmanlı öncüleri bir tepe üstündeki Karçakay Bey'in komutasındaki birlikleri gördüler. Karçakar Bey, Şah Abbas'ın Türk ordusu Tebriz'i kuşatana kadar çarpışmadan kaçınılması emrine uygun bir şekilde Türk birlikleriyle çatışmadan geri çekildi. Muharebe, Osmanlı birliklerinin Karçakay Han'ın bulunduğu tepeye doğru hücumuyla başladı. Bu, Safevilerde bir sarsılmaya yol açtı ve Safevi askerleri Şah Abbas'ın bulunduğu mevzilere doğru geri çekilmeye başladı. Durumu gören Şah Abbas takviye birlik gönderdi ve bu ricatı durdurdu. Fakat taarruz eden Türk birliklerinin ana karargâhtan uzaklaştığını gören Şah Abbas o an muharebenin kazanılacağını anladı ve bu birliklerin üzerine bir kuvvet daha gönderdi. Türk birlikleri Allahverdi Han komutasındaki birlikler tarafından pusuya düşürülüp kıskaca alındı. İran ordusunun sol kanadı Osmanlı ordusunun sağ kanadına yüklendi ve kayıplar verdi. Ardından geriye dönerek kıskaca alınan Köse Seferbaşı komutasındaki askerleri tamamen kuşattı. Tekkeli Mehmet Paşa, Celali Karakaş Paşa ve Kaçar Mehmet Paşa kuşatmayı yarıp eski mevzilerine dönebilirken geri kalan Osmanlı birlikleri büyük bir yenilgiye uğradı. Harekatı başlatan Köse Sefer Paşa şehit edildi. Osmanlı ordusunun merkezdeki birlikleri henüz mücadeleye girmemişti. Halep valisi Can Bulatoğlu Hüseyin Paşa'nın takviye birlikleri de yaklaşıyordu. Fakat ordu uzun süredir meydan savaşı görmediğinden ve silah arkadaşlarının kıskaca alınıp yok edilmesinden dolayı paniğe kapıldı. Osmanlı ordusundaki Kürt emirleri muharebenin gidişatı konusunda Yusuf Paşa ile konuşmak istedilerse de kendilerine bu olanak verilmedi. Bunun üzerine Kürt emirleri savaşçılarını meydandan çekerek Doğu Anadolu'ya hareket ettiler. Cepheye yetişmeye çalışan Can Bulatoğlu Hüseyin Paşa geri dönen askerlerin 12 bin civarında olduğunu gördü. Kürt emirlerinden Osmanlı ordusunun muharebede yenildiği haberini alan Hüseyin Paşa da Halep'e geri döndü. Yusuf Sinan Paşa ordusunun moralini düzeltmek istediyse de hiçbir harekete geçmemesi daha olumsuz tesir yaptı. Ordunun bir kanadında İran ordusunun yaklaştığı ve silahlara el koyduğu dedikodusunun yayılması öğleye doğru genel bir çözülmeyi başlattı. Yusuf Paşa da ağırlıklarını muharebe meydanında bırakarak süratle Van'a çekildi. Osmanlı karargahı İran askerlerince ele geçirildi ve yağmalandı. Osmanlı ordusu ağır bir bozguna uğramıştı.
Tarihçi Peçevi, Türk ordusunun yenilgisini emsali görülmemiş ve utanılacak ifadeleriyle tasvir etmişti. Türk ordusu önemli kayıplara uğradığı seferler olsa bile daha önce batıda dahi böyle yenilgi görmemiş, doğu cephesinde ise Safevi devletine karşı hiç yenilgi yaşamamıştı. Bozgun'un etkisi Osmanlı Devleti açısından çok yıkıcı oldu. Osmanlı Devleti sadece bir savaş kaybetmemişti. Bu savaş adeta bir domino etkisi meydana getirerek Osmanlı için felaketleri birbiri üstüne getirmişti. Osmanlı ordusunun yenilgisi üzerine bastırılmış olan Celali isyanları tekrar patlak verdi. Can Bulatoğulları Halep, Trablusşam ve Şam bölgesinde isyan çıkararak bağımsızlıklarını ilan ettiler. Kalenderoğlu Aydın Havalisi'nde, Türk Yusuf Paşa Silifke'de, Muslu Çavuş Kırşehir'de olmak üzere isyan bayraklarını açtılar. Anadolu kargaşaya gömüldü. Osmanlı tüm bunlarla uğraşırken Şah Abbas Gence, Tiflis, Gori, Tomanis, Şamah, Bakü ve Derbend'i ele geçirerek tüm Azerbaycan ve Doğu Gürcistan'ı ele geçirmişti. Osmanlı tekrar Safevileri durdurmak için geldiyse de yapılan Pülişikeste Muharebesi'nde Osmanlı ordusu tekrar bozguna uğratıldı. Safevi ordusu Osmanlı'ya karşı aldığı bu ardı ardına iki zaferle iyice güven kazanmıştı. 1622 senesine gelindiğinde bazı Yeniçeriler ayaklanarak 2. Sultan Osman'ı katletmişlerdi. Onun yerine tahta akli şuuru yerinde olmayan 1. Mustafa geçirilmişti. Bu değişimin ardından bastırılan Celali isyanları tekrar patlak vermiş ve Erzurum valisi Abaza Mehmet Paşa Yeniçerilerden 2. Sultan Osman'ın intikamını almak bahanesiyle isyan başlatmıştı. Osmanlı Devleti isyanlar ve paşalar arasındaki çekişmeler arasında yangın yeri gibi yandığı hengamda Şah Abbas 30 bin kişilik kuvvetle Bağdat'ı muhasaraya başladı. Bu sırada Osmanlı Sultanı 1. Mustafa Şeyhülislam fetvasıyla hal edilerek yerine henüz 11 yaşındaki Sultan 4. Murat geçirilmişti. Bağdat kuşatması 3 ay sürmesine rağmen Bağdat müdafileri iyi dayanmıştı. Lakin nihayetinde şehirde açlık baş gösterince müdafiler şehirdeki tüm kedi ve köpekleri kesip yemek mecburiyetinde kaldılar. Şehri Vali Bekir Subaşı idare ediyordu. Şah Abbas bir yolunu bularak Bekir Subaşı'nın oğlu Derviş Mehmed'e haber göndererek Bağdat'ı ele geçirdiği takdirde kendisini Bağdat valisi yapacağını gizlice bildirdi. Derviş Mehmet iç kalenin müdafasına memurdu. Şah Abbas'ın bu hilesine aldanan Derviş Mehmet bir kısım Safevi askerini gizli bir kapıdan şehrin içerisine soktu. Gece çöktüğünde kapıları açan Safevi askerleri Safevi ordusunu şehrin içerisine aldı. Bu suretle Bağdat düşmüştü. O dönemin tarihçisi Naima şöyle yazmıştı. Her 4-5 nefere bir kızılbaş tayin olunup hapse verildi. Bu kadar Sünni Müslümanlar Rafiziler eline girip haleleri mühürlendi. Şahın emriyle ekserisi işkence altında öldüler. Bunlardan Bağdat Kadısı Nuri Efendi ile Cami-i Kebir Hatibi Mehmet Efendi Şahın emriyle çenelerinden delikler açılarak buradan geçirilen iplerle hurma ağacına asıldılar. Vali Bekir Subaşı'nı ise üzerine neft dökerek ateşe verdiler. Şah Abbas ihanetle şehri Safevilere veren Derviş Mehmed'e ise valilik vermeyerek babasına hıyanet eden insafsız bir kafirin bana ne hayrı olacak diyerek Horasan'a sürgün etti. Kızılbaşlar tarafından İmam-ı Azam Ebu Hanefi ile Şeyh Abdülkadir Geylani'nin ise türbeleri yakıldı.
Şah Abbas, Bağdat'ın ardından Kerbela, Necef, Kufe, Basra, Musul ve Kerkük'ü de ele geçirdi. Böylelikle Şah Abbas, üstün siyaseti ve askeri yetenekleriyle Osmanlı'dan kaybettiği toprakları fazlasıyla geri almıştı. Bununla beraber Osmanlı Devleti'nde ise iç karışıklıklar bitmek tükenmek bilmemiş, isyanlar ardı ardına gelmişti. Lakin tüm bu durumları düzeltip Osmanlı'yı ayağa kaldıracak bir sultan tahta geçmişti bile.